Ayşenur'un annesi geldi. Vicdan Hanım. Ben çok uzun zamandır da merak ediyordum. Bir Vicdan Hanım'ı çağıralım. Onun da söyleyecekleri varmış. Hep telefondan bağlandık ama. Hoş geldiniz Vicdan Hanım. Nasılsınız? Kolay gelsin. İyi yayınlar. Çok sağ olun. İyiyim Allah'a şükür. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Sen gelin. Bekle. Sen ben bekle diyor. Ne yapacak? Avukat Bey çok teşekkür ederim ben size. Allah razı olsun. Çocuğum burada çok destek oldunuz. Allah razı olsun. Doğruyu çıkarmaya çalışıyoruz. Çok, bak Hüseyin Hocam sizin şey yerinizi bilen de var yani. Evet. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Bir tanesi. Bir tanesi. Annem. Ay Ayşenur Allah'ım. İnem. Almanım. Almanım bak almanım. Tamam annem. Tamam tamam geçecek bunlardan annem. Hadi. Otur. Otur. Otur annem. Emrah. Kalayım sorun yok. Öpmek istiyorsan Vicdan Hanım. Yok sorun yok. Hayır. Öpmesini istemedim. Saygı hayır. Duyuyorum. Ayşenur duygulandın anneni özlemiştin çok değil mi? Evet, evet çok özledim. 20 günden fazla annemi görmedim. Tamam, tamam annem tamam geçecek hepsi geçecek annem tamam. Vicdan Hanım nasılsınız buyurun. İyi misiniz? İyiyim Allah'a şükür siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Ayşenur'u çok uzun zamandır görmediniz. Evet görmedim sizde. Görmedim çok özledim ben de. Bu... Emrah'ı gördünüz şimdi karşınızda. Ne düşündünüz onu görünce? Emrah'ı görünce ne düşüneyim? Emrah yalancının biri. Geldi çocuğumu mahvetti gitti Emrah. Yani bizi de çocuğumu da mahvetti gitti. Geldi bir sürü yalanlarıyla. Hı-hı. Yalan üstüne yalan, yalan üstüne yalan. Yani sizi de mi kandırdı Emrah evet, diyorsunuz? Evet bizi de kandırdı. Peki neydi yalanları? Yani ne, nasıl kandırdı sizi? Geldi, geldi. Biz bundan önce konuştuk. Kızım dedim bu neyin nesi bu neye geldi? Anne biz konuştuk anlaştık seviyoruz evleneceğiz. Kızım bizim burada böyle şeyler hoş görülmez. Gitsin evine ailesinden beraber gelsin istesin. Yok dedi gitmeyecek dedi onun ailesi yok. Babası ölmüş annesi var. İyi annesinden tanışalım. Annem dedi sizden konuşamaz dedi. Emrah annem dedi duymaz dedi. Bir söyleyebilirim bak, açıklamasını getirebilir miyim? Önce annem konuşabilir Emrah. Bir dakika. Bak ben 6 aydır senin yalanlarını dinliyorum. 6 ayda benim yalanlarımı dinle. Kızın yanında jandarma kayıtları da kayıtlı. Kızın da yaşadığın sorunlar, şiddetler bilmem ne. Benim yanında kızın giydiğiniz kıyafete bile müdahil oldunuz siz. Olurum. O işlere geçeceksiniz. Evlat benim sen açık saçık giymesin müdahil olurum. Ben sen değilim. Benim ona kalbim giyinebilirdi. İçim götürmüyor. Giyinebilirdi. Eşim giyinebilirdi. Evet eşin. Evet eşin olan eşin. Eşin olduğunda mı böyle dolandırdın gittin? Kızınız oldu sonradan mı aklınıza geldi? İnsan eşine. İnsan eşine. Senin de eşin oldu sonradan. Kızınız geldi. Oldu, aynı anda konuşmayın. Sen seslenme. Kızınız oldu sonradan mı aklınıza geldi? Kıza benim yanımda cincik diyordun. 25, hakaret ediyordun. Yapmadığın şeyi yaptın. 25 yaşını kadar. Ben çocuğumu hale getirdiysen. Ben iki tane tokat attım. Tabii canım. İki tane tokat attım. İki tane tokat gerekiyordu değil mi? Sen ben ahlaksız bir de iki tane tokat attım. Aynı anda konuşmayın lütfen. Sen sus Ayşenur. Ya siz konuştunuz. Ondan sonra aile meclisini toparladık. Orada siz bu kızı, sen bu kızı tanımıyorsun. Biz bu kızdan zamanla çektik diye kelam kullanmadınız mı? Kullandınız mı? Aile hiçbir son. Yukarıda neden, Allah bak, var. Neden çektim? Gözlerimin içine dinle. Bakarak bu cevabı vereceksin bana. Cevap neden çektim? Emrah. Neden çektim? Benim çocuğum 6,5 ay, 7,5 aylık, 7 aylık 900 gram doğdu. Şu kadar el kadardı. Siz o konuda söylemediniz. 25 yıldır ben onu bak işte kendisi biliyor. Söylemediniz o şekilde benim söylemediniz. Benim doktor hastan hastan sürdüm. Senin annen de şekilde, bir sürü şey söyledi. O şekilde. Daha var. Onu da dile getiririm istersen. Ama bunu da rezil etmek istemiyorum. Sen rezil olacak olan sensin. Ben değilim. Seni dolandırmadım. Mahkemede sen ben dolandırdım. Ki işin içinden çıkamazsınız. Versen, avukat bey burada. Ben burada eşimle barışmak için geldim buraya. İstemiyorum. Şey İstemiyorsanız zorlama. 11 Eylül'de mesajım var. İstemiyorum. 11 Eylül'de mesajım var. Ben, sen annem olan burada olduğun ben için bir dakika bir şey yapıyorsun. Söyleyeceğim. Emrah bir saniye lütfen. Vicdan Hanım. Baştan başlayalım. Çünkü sizi daha yeni evet. Hani gördükse ben size sormak istiyorum. Emrah yalan söylediğini düşündürten yani ilk başta bu durumu nasıl anladınız? İlk başta anlamadım. En son Turan bizi aradıktan sonra anladım. Turan aradı. Siz dedi bu kızınızı Emrah'ın elinden kurtarın. Alın çocuğunuzu sahip çıkın. Kim dedi bunu? Turan dedi. Turan. Emrah'a Turan gelene kadar. Düzgün birisi Emrah dedi. Emrah ilk geldi size kendini nasıl tanıttı? Kendini tanıttı aldı geldi benim dedi. Üç tane evim var dedi. Arabam var, var, var dedi. WhatsApp mesajı bile duruyor. Geçin o işte. Bak benim dedi şeyle. Büyükşehir Belediyesi'nden çalışıyorum. 30 tane elemanım 30 var. 30 tane elemanım da var. 13'te 30 oldu bugün. Ne ayaksınız siz ya? Bak 30 dedim. 30 dedim. 30 demedim. Bak, geçen Emrah bir dakika bir anlatsın dedi. Ama. Sus be. Yalancının önünde gidiyorsunuz. Yalancının önünde gidiyorsunuz. 6 aydır ben senin yalanlarını dinliyorum. Benim yalanlarım 6 aydır.
Sus senin hani yalanlarına. Hani işte senin telefonuna gelsin anlatsın, ben dinlemek konuş, istiyorum. Ben şimdi yalanı çıkartırım Vişan ortaya. Hanım, geldi dedi ki 3 tane evim var. Başka? Arabam var, işçilerim var. Dedim evet. Senin işçilerin, sen buradasın, işçilerin ne oluyor dedim. Ben de telefondan yönlendiriyorum işçilerimi dedi. Neyle ilgili işçileri varmış? Ne iş yapıyormuş Emrah? Protez kol bacak takıyorlarmış. Protez Büyükşehir Belediyesi. Evet. Gülme! Nasıl ortada sen, bak. Sen yalan söyleyecekti, titirme. Dur dur, ben titremiyorum. Kaç gündür buradayım ben. Ben Emrah, de buradayım. Ben bir dur canım. Hadi dur. Dinle, dinlemesini öğren. Ben dinliyorum. Kaç kere söyledin protez kol bacak takıyorum, büyük şehirle çalışıyorum diye. Protez kol bacak takıyorum demedim. Yemin Hatay'da ederim dedim. Bak Allah evimi vardı. Yerin dibine girersin burada. Ben yerin dibine girdim. Hatay'da depremzede şey çocukları... Emrah çalış. Cep telefon numarası da kayıtlı. Emrah. Protez yapacağım demedim. Beni de canına sıkma. Yemin ederim dedin. Nasıl terbiyesizlik yapmayın. Terbiyesizlik yapmayın. Sensin terbiyesiz. Benim çocuğum budur. Kimsesiz gördün. Yeter ya. Yetecek. Ben buraya belgelerle gel. Bir dakika, ben dinlemek istiyorum. Bir saniye. Bana da yeter. 250.000 yarısı ben seni dolandırmadım. Sen beni dolandırdın. Ben mi dolandırdım? Pislik. Nasıl ben? Beni kanser etmeyin ha burada. Bir dur Emrah, bir sakin ol. Vicdan adamı dinleyeceğim. Bir dinleyeyim. Sonra kanser sen konuşturacağım söz. Ben çok şey çıkartacağım da ortaya. Çıkartma, dur. Şey çıkartamazsın. Çıkartırım. Öyle bir çıkartma. Vicdan adamı. Emrah bir sakin ol. Ben bir Vicdan adamı ilk defa gelmiş. Bir dinlemek istiyorum. Vicdan Hanım geldi efendim. Size dedi ki ben kol bacak protezi evet, işte evet, bir şey yapıyorum. Evet. 3 evim var, arabam var. Sonra? Evet. Sonra benim tek bir şey soracağım. Sadece yok tek bir şey. Tamam. Esra'm sadece... Madem benim 3 evim vardı, yanında kızın, kuzeniyle beraber, avukat kuzeniyle beraber girdi benim telefonuma baktı, uyapıma baktı. 3 tane topu... Senin arabana evin bakmadı. Senin sağlıklığın baktı, oldu mu diye baktılar. Baktı. Oldu mu diye. Evine arabana bakmadı. Senin. İcrası var mı? Sus. Topusu var mı? Sus, tamam. Uyaptan, ben şunu... iştenle hepsine baktı. Yazılı beyanı var. Tamam bir dakika. Zaten hani Vicdan Hanım 3 tane evi olsa niye sizde kalsın? Niye bizi gelsin? Bak dedim kızıma, kızım dedim. Bir kendi durumuna bak demedi desen kızım dedim. Bir kendi durumuna bak, bir onu bak dedim. Bu dolandırıcının teki dedim. Bundan bir şey olmaz kızım dedim. Siz bunu baştan söylediniz. En baştan söyledim. Baştan söyledim. Ayşenur ne dedi size böyle deyince? Bu hayranı biz seviyoruz. Hiç öyle biri değil. Çok iyi birisi bilmem ne. Bunu bir sürü bunun beynini yıkamış zaten. Ben mi yıkadım? Ben yıkmadım herhalde 25 yıldır. Peki madem ben yıkadım, yıkasaydım... Ayşenur'la beraber bir İstanbul'a gelmek istediğimiz zaman hayatta Nazilli'den çıkıp denize gidebiliriz i̇şte ama... İşte senin pis niye işlerin. Niye ağladın? Ben sizi alışmıştım. Bitmeyin etmeyin neden bu evde kalın şimdi diye böyle ifadeler konu kullandım. Çok karışıyor. Böyle çok neden karışıyor. Neden ağladım? Senin Vicdan pis Hanım. İşlerini duyunca... Pis işlerimi sen buradan giderken duydun. Bak nasıl uçuyor. Vicdan Hanım işte geldi evi söyledi. Evet. Kol protez işi yapıyorum evet, dedi. Başka evet, neler söyledi yalan size? Söyledi bak dedim gitsin kıza. Kızım gitsin dedim. Bizim burada... Köy yerinde. Bu iyi hoş görülmez dedim. O gitsin, zaman daha evlenmemişlerdi beraber, değil mi? Evet. Daha evlenmemişlerdi. Evet, bekarken sizin bekarken eve geldiler. Yok dedi anne dedi biz dedi bir şey olacağız. Bunu da dedi amcamın oğlu var geldi. Bak dedi oğlum dedi bizim burada hoş görülmez. Madem seviyorsanız nikahlanın gelsin ailen istesin. Evet. Nikahlanın ondan sonra olsun dedi. Mutfağa çekip de amcamın oğlu Mehmet Ali sormadı mı? Sordu. Arayabilir miyiz? Peki şunu bir şey diyebilir miyim? Hı. Temmuz ayında ben düğün yaparım ederim dediğimde niye 28 Mayıs'a siz düğünü sıkıştırdınız? Nikah apar oldu, topar. Nikahlandı. Apar topar. Peki sizin eve geldikten ne kadar sonra nikah oldu? Bir ay sonra nikah oldu. Bir ay tamam. Sizin evde mi kaldılar? Bir ay bizim evde kaldı. Gitmedi. Hiçbir şeysiz. Sadece çamaşırın, valizin 5-6 çamaşırından geldi. Kaç ay durduysa bütün benim paraları yemiş, benim haberim yok. Peki o bir ayın içinde bir dakika. Bak şimdi nasıl ispatlıyorum ben onları mahkemede WhatsApp kayıtlarını sen görürsün. Bir dakika Vicdan Adam bir saniye Emrah. Benim annem tehdit edemezsin. Sus. Tehdit etmiyorum açık olan beyanlarımı göstereceğim. Bir ay içerisindeyken hiç sormadınız mı senin ailenlerde bir tanışalım. Söyledim annem sizinle konuşamaz. Annem sizin dediğinizi duymaz. Annem rahatsız annem hasta. Ben geri dönerim ailemi de alırım Temmuz'da gelir paşalar gibi düğünümde yaparım demedin mi? Git dedim nereye gitmedin? Al git dedim. Kızımla beraber gidecektim Ramazan bayramında. Ben sana izinli mesajını düğün olmaz. Ben sana nasıl güvenip de göndereceğim kızıma? O zaman niye kızın hala peşimde koşuyor? O senin peşinde koşuyor. Kim kime peşinde koşuyor? 11 Eylül'e mesajı var. Lütfen olsun. Attım ekibe ya. Bütün her şeyi attım ben ekibe. Olsun. Tamam 11 Eylül'de onun yaptığı mesajlar ya, senin borçlarını ödesin diye. Atmadıklarım daha var. Avukat ama burada rezil etmek borçlarını istedim. Ödesin mahkemede diye. Rezil gel ettim. Bir dakika Vicdan Hanım'dan bir konuyu dinlemek istiyorum. Vicdan Hanım geldi bir ay boyunca sizde kalıyor. O süreçte evet, siz evin içindesiniz. Hep beraberiz. Şüphelendiğiniz davranışları oluyor muydu?
O anda olmadı. Yani dinliyorum her şeyi. Siz takip ediyorum da. Siz sevmeye başladınız o bir ay içerisinde. Takip ediyor ya. Takip ediyorum ya. Annesini getirmediğinden ben çok şüphelendim. Bizle görüştürmediğinden. Evet. Annesini görüştürmeye. Ne yapacaksın sen annemi görüşüp? Öyle ne mi konuştum ben? Öyle mi konuştum? Bak. Dedin Emrah. İspatın nerede? Ayşen abi dedi var. Evet. Benim annemin kulağı duymuyor, gözü görmüyor. Evet. İşte ayakları tutmuyor. Onun için konuş. Hareket etmeyin. Ayşe Nur dur. Annesi abisi dövmüş. Şimdi. Niye göndermedi annesi dikiyoruz. Onlar da bir sürü borcu sokmuş. Ondan kaçıp gelmiş. Allah Allah. Peki Vişan Hanım şimdi bir buzağı meselesi var. Evet. Bu buzağı ne zaman satıldı? Ben evde öğlen sabah evlendikten sonra mı? Evlendikten sonra. Ne oldu? Ben evde uyurken gitmiş ikisi buzağı satmışlar. Uyurken diye senin de bilgin vardı. Annen bak. Bilgim vardı. İnekler benim kendi ahırımda değil, başkasının ahırında. Bir dakika ya, hiç dinleyemiyorum. Çağırıyorlar köyden, birini çağırıyorlar. Biri değil, kendisi de çok iyi tanıyor. Gitti, benim akraba. Vişan Hanım, sizin o buzağının satılacağını haberiniz yok. Hayır, 25 bin lira için bakın. 25 bin ihtiyacı yok. Emrah hiç konuşturmuyorsun kadını, dinlemek istiyorum. Konuşsun, ben zaten gerekeni yapacağım. Tamam, bir dakika ya. Emrah, gerçekten var ya, sen bizim cevapları duymamızı engellemeye çalışıyorsun. Evet. Buyurun, tamam. Ya bir dur bakalım, bir konuşsun, sen de cevap veriyor zaten. Buzayı veriyor, 25 bin lira ihtiyacım var. Poşetinden alıp geliyor adam, para veriyor, buzayı götürüyor. Biz buzayı sattık. Ben seslenmedim, neden? Onun da hakkı değil mi o dedi. Ben bu küçükken buzayı... Ayşenur mu öyle dedi? Emrah diyor, onun da hakkı değil mi o diyor. O da diyor hayvan... dedi. Ayşenur peki dedi. Aslında buzağı sizin miydi? Buzağı benimdi, benim üstüme her şey, daha benim üstüm her şey. Ayşenur'un üstünde değil. Değil ama Ayşenur'un haberi var mı satmaktan? İkisi beraber satmışlar. Peki hani Ayşenur niye alalım? Böyle bir şey yapıyor size? Bu beynini yıkadı, iyice beynini yıkadı. Bir dakika. Bak benim çocuğum 25 yaşını girdi. Ben bir akrabamdan kimseden 1 lira para istemedi bu gelene kadar. Hı-hı. Bu geldi, ne kadar akraban varsa hepsinden para istemişler. Hepsi de bağlanı bilirler. En az 10 kişi. 10 kişi Paris dedikleri. İki tane kızım ben sana var. Şey İkisini kefil oldu. Yalnız! 100 bin lira para çektirecek. Kapı çeneni! Kefil oldu. İki tane kızlarımı yalvardı. Birazdan zaten kızımı. Çıkacak. Mahkeme onlar zaman şey çıkacak. Yapmadım. Ben yapmayı bilecekçe yapmadıkları bir dakika, yaptığın, yapmadığın her şey çıkacak senin, ortaya. Bir de senin altının satılmış. Evet. O nasıl gitti? Altınlarım 3 çeyrek bir yüzük bozdurdu. Buraya annesini kim göndermiş. Bozdurdu? Annemi mi gönderdi? Annesini göndermiş 5 bin lira. Esra Hanım cevabını vereyim hemen. Evet. Kızına verdi kendini. Kız, hatta gittiğimiz kuyumcuyu da gösteririm. Parayı aldıktan bak, sonra da Esnaf Sanatkarlar Odası'na kayıt oldu. Esra ne konutuna kadar Esra da duruyor. Esra Hanım ne diye yalan aldı benden? Yalan söylüyor. İkinci olarak bak, da benden aldı kızına da. Defaatlerce söyledim. Bak sus. Akrabalarına yanaşma diye. Bir dakika sen konuştun, ben konuşacağım. Sıra sen bende. Sen 6 yıldır sus. Yalanlarınla ne zaten konuştun. Ya? Neyden? Yeter artık, yeter. Bak Esnaf Sanatkarlar Odası'nın yeter. Kaydı var. O kuyumcunun kaydı var. Evet, kayıt Esnaf var. Sanatkarlar Odası'nın kayıt kuyumcu belgesi bir var. Bir dakika. Tarihine çok kadar üst üste geliyor. O adamları getirttiririm buraya, rezil ederim sizi. Kimin ne göndermişim ben? Ya, neyden Emrah. Bahsediyorsun sen? Hayır. Bize yaşattıkları yeter. Kalkıp diyorsun ya. Sus. Ay, kızım söylemedi bana diye. Emrah sen iki haftadır aldı. Buradasın. Daha ilk gün geldi. Bir hayır. Kadını dinleyeyim. İlk başta bir cevabını vereyim. Hani kızı demiş tamam, ya bilgisi yok diye. Tamam sor hepsinin cevabını verirsin. Bende WhatsApp mesajları kayıtlı. Çıkarttıracağım onları mahkemede. Çıkarttır bana. Hepsi burada flash disk'te mevcut. Bana ne? Emin ol. Bende de var. Burada iftira yapmayı biliyorsun ama. Sensin iftiracı be. Ben mi iftiracım? Ne biçim konuşuluyor ya? Götürün biraz. Götürün. Bunu tehdit ettiği avukat bey. Bu köyde ne kadar pislik varsam çıkaracağım. Bilmem kimin, bilmem kimlerin kredi kartını patlatacağım. Ailene zarar vereceğim, yabancı devleti kaçacağım. Benden kurtulamayacaksın buna. Vicdan Hanım şunu ben size baştan sonra ben hiçbir şey anlamadım. Evet. O kadar şey konuştu ki. Size geldi bir aydır kalıyor. Buzağı gitti sattı. Buzağı gitti. Siz sonra altınlar mesela gitti. Ayşenur'la konuşunca demiyor musunuz? Ya kızım sen niye bu anne, buzağı sattın? Anne bak bu da. Anne bizim az biraz borçlarımız vardı mı? Borçlarımız gitti. Tamam halledeceğiz, gelecek parası diyor. Çocuğu devamlı kosketten sürekli yüklü miktarda param gelecek para diye kandırıyor. Aynı anda konuşmayın canım. Yüklü miktarda param gelecek diye kandırıyor.
O altını benden alırken işkur cezdeyi, bunu para lazım diye işkur cezdeyi götürüyor. Para annesine atılıyor. Atıldığı da telefonda hazır. Evet. Bir tane de tam altın götürdü. O da nereye götürdü bu altınları? Bu götürüyor. İşimiz var diye o alıyor. Yani Turan atıyor. Turan'a yolluyor. Eşimin parasına. Ne kadar tuttu o altınlar topla? Bilmiyorum şimdi bir tam altın, üç çeyrek, bir yüzük kaç paraysa bilmiyorum. Onun sonra onu gönderdi. Ben bu işkur cezdeyi veriyorum. Bundan alıyor, o kendi işini görüyor. Peki bir de telefon meselesi var. O telefon vardı. İyi, yeni almıştı. Onu satıyor, Turan'ı gönderiyor. Peki sonra bu telefonun üzerinden... bir dakika tek tek sorayım. Bu telefonun satıldığından Ayşe Nur'un haberi var mı? Ayşe Nur'un haberi var. Benim hiçbirinden haberim yok. Çünkü üzerimde bu, psikolojik baskı kurdu. Onu psikolojik baskı uyguluyor. Ben ne dersem onu yapacaksın diyor. Nasıl bir baskı uyguluyor Emrah? Benim yanımda... Ne yapıyordu bizim yanımızı yani? Hiç bırakmadı. Bir geldi, her gün bir bozdağın bir nazilli, bizim işimiz var. Nereye bangı bangı gezdirmiş buna. Odan para çekeceğiz, buğdan para çekeceğiz. Evlenmesinin, bununla nikahlanmasının amacı da ne? Evlilik parası çekmek içinmiş. Evlilik parasını çekecek, Turan'ı borcunu ödeyecek. Benim çocuğum öldü. Nasıl evlilik kalacak. Parası çekecek? Hayır, evlilik kredisi var ya. Evlilik sitesi. Evlilik bunu, kredisi. Onun bilmediği site, kredi yok ki o. O paramı istersin. Her şey onda. Bir bozuk bilgisayar almış gelmiş. Ben işimi yapıyorum. Ayşenur sen yatıyorsun. Ben senin işini koşuşturuyorum. Bir bozuk bilgisayar. Ben sonradan bilgisayar öğrendim. Bilgisayar çalışmıyor böyle çalışmıyor. Yapıyor. Çalışmıyor. Bilgisayarın kuyruğunu kulağını koparmış 60 onlara. Ben ondan sonra öğrendim. Ondan sonra benim kafam tank etti. Hasta oluyor. Doktora gidiyor Denizli'ye. Oradan da 3 hafta boyunca benim evime gelmedi. Eşimin halasının kızlar var. Nerede kaldılar? Nazilli'de kaldı 3 hafta. Tutturdu ben seni ailenin buna evine gitmek istemiyorum diye. Ailenin evine götürmeyeceğim ben seni. Neden böyle bir şey yaptın? İstanbul'u kaçırdı. Denizli'de sen söyledin. Ben köyde. Aynı anda konuşma. Bunu İstanbul'u götürecek. Ondan sonra oraya gidince kadar bizi telefon edecek. Beni şu paraya gönderin kızınız elimde. Planı ha çetit bu. Edecekti böyle. Mafya mı satacak artık ne yapacak? Bundan her pislik beklenir. Bak onu nasıl gülüyor bak. Nasıl gülüyor bak. Ağlanacak halimizi gülüyor bak. Neden? Ben dolanıp çeteyim ya. Diyor. Senin kızın benim çeteli olduğu iddia ettiğin insanla benim İstanbul'a gittiğim günün gecesinde Emrah İstanbul'a vardı mı? Ağustos Temmuz ayında da göğe ben çeteyim annen, ya. Annen arıyor beni annen. Tutup... Annen arıyor Emrah evi gelmedi. Sen sokaklarda geç kalıyorsun. Ailen olduğu yere Temmuz Ağustos sen. Ayında Temmuz Ağustos ayında beni çekilseniz verdirip mafya peşimi yaptırması için Turan'la görüşüyor. Yaptırması için değil. Turan bana kendi söyledi. Şimdi şunu soracağım. Bir dakika aynı anda bir konuşmayın. Bir sakin olalım. Bir sakin olalım. Bugün kimse durmuyor. Bir dakika. Sus. Ay. Şu flash belleği görmekten gözüm kalıyor. Yeter. Gösterme. Bir dakika. Mahkemeye göstereceğim zaten. Bunu bir şey çıkartamayacak. Mahkemeye göster. Yok ben çok şey çıkardım. Şunu soracağım. Çünkü benim yaptığım bir suçum yok. Emrah. Bir şey soracağım. Buyurun. İstanbul'a gelecektiniz. Nerede kalacaktınız? Annen de bilmiyor. Annem nerede kalacak? Ama annen istemiyor ya. Annesinin haberi yok. O şınav çekme mevzusuna kadar istiyordu. Hayır hiç istemiyordu. İstiyordu. Anne şınav çekti diye mi istemiyor? Evet. O hareketi İstemez. Yapmayacaktı. Barfix mi yapması lazımmış? Evet. Ama şimdi şöyle. Mekik mi yapması? Ya bırak arkadaş senin ya. Senin gerçi kendi adamını sordun. Annen buraya geldiğinde de istemiyordu zaten. Tamam zaten bir gün sonra. Ya şınav falan değil. Ben zaten bunları 3 gün tutarım evde diyordu ya. Avukatı dinleyin. Şınavdan önce de 3 gün tutarım ben bunları evde diyordu. 3 ay tutarım en fazla diyordu. 3 ay diyor tamam. Ya istemiyordu zaten anne evde kalmayı. Gene. Nasıl kuracaksın? İşin var mı? Çalışıyor musun? Cebinde paran var ben mı? Ben sana bankaya git dediğimde sen banka kürteşi için para istiyorsun. Ben bankaya tek başıma getirdim. Çarşıya gitmek için para istiyorsun. Zoru geldi. Kürteşi için para istiyorsun kürteş. Adam değil misin? Bakamayacağım karıyı niye evlendin? Sus. Bırak tamam içeri gideceğim. İnsan değil misin? Bakamayacağım kadınla niye evlendin o zaman? Çok adamsın yani. Sus. Ayşe Nur. Çıkartsın ya. Ne Facebook'u? Ya bilmiyorum ya. Ben Facebook'u kullanmıyorum. Benim Facebook'um suçlanıyormuş. Bir dakika benim Facebook'um çalınmış. Herkes biliyor bu çalındığını. Dur. Ama hesap bana ait değil. Ya bir de yeni söyle bir dakika dur. Dur. Bir dur. Pislik. Allah Allah. Bugün niye hiç kimse durmuyor? Benim sizden istediğim boşansın. Ben başka bir şey istemiyorum. Tamam boşanmalarını istiyorsun. Ben boşansın diye gönderdim bunu buraya. Ondan barışsın diye göndermedim. Peki Vicdan Hanım şunu da soracağım. Buyurun. Bu telefon satılma mevzusunda kalmıştım. Ben orayı soruyordum. O ne zaman satıldı? Ondan da haberim yok. Biri önce kendi telefonu satıyor, borcu gönderiyor. Bir daha yeniden alıyor. Benim hat üzerinden benim haberim yok. Bir daha alıyor. Benim telefonum kapandı.
borçtan. Benim haberim yok. Ben dedim telefonum kapandı neyin nesi. Benim telefonum da öbür damadımın üzerine attı. Onun kartı da bloku oluyor borç yüzünden. Şey koltuk çekyat yapıyor. Dükkanına mal getiriyor adam. Eşyaları indiriyorlar. Damat para çekecek gidiyor. Kartı blok olmuş. Benim bunların aldığı telefon borcundan. Aradı anne böyle böyle ne oldu? Çocuğum ben bilmiyorum dedim. Benim böyle böyle 6000 lira borç geldi telefonda. Çocuk ondan sonra gidiyor soruyor telefon alıp sattıkları yere. 18 milyarlık telefona. Kaçı sattılar bu bilecek. Ben bilmiyorum söyledi. 10 bin liraya sattı. 10 bin liraya satıyorlar. Hepsi de Turan'a gidiyor. Sürekli borç. Sürekli Turan'a sıkıştırıyor. O telefonun tatlı. Parasına. Bak o telefonun parasına evde 2 bidon yağım vardı. Yağımı 18 milyar sattım. O 18 milyarı öyle ödedim. Yağını sattın yağımı sen. Yağımı sattım. Evet. Zeytinyağımı. 110 kilo zeytinyağımı sattım. Sen o parayı üretmiştin. O yağı siz mi yapıyorsunuz? Evet kendimiz. Ben başkalarından kendi ağacımız yok. Başkalarına ortak yaptım. Evimde yağım siz vardı. Siz çiftçilik yapıyorsunuz. Orada bir... İki tane ineğim var. Başka çiftçilik bir işim yok. İki tane ineğiniz var. Evet. Yağ alıyorsun yapıyorsun. Evet. Peki ne kadar borcunuz oldu Vicdan Hanım Emrah yüzünden? İşte hepsini birleştirince bilmiyorum artık. 250 mi oluyor ne oluyor bilmiyorum. Hepsini de katınca. Siz hepsini biriktirdiniz. Bu arada... Eşinizin tabii maaşı kesilmişti evet, sağ olsun bir hayırseverimiz. Sağ olsun Allah razı olsun hepinizden evet, Allah Bey, razı olsun. İlker Bey sağ olsun evet, yolladılar o evet, da ödenmiş evet, oldu. Evet. O da evet. Ortadan kalktı. 35 bin çektiriyor buna. O da 50 milyar 50 bin lira geçmiş. 3 tane elimize bildiri kağıdı geldi icra gelecek diye. Hı hı. Ben evde bir savunduğum bir ineğim var onun sütünden oluyorum. Ben onu satayım da Emrah'ın borcuna mı ödürüyorum? Peki siz bu durumu ne zaman anladınız ve Ayşenur'la ne konuştunuz zaman anladım, tam olarak? Tam olarak en son Emrah gittikten sonra Turan bizi aradı ya o dolandırıcı böyle böyle diye. Biz bunu onun elinden aldık kızım dedim bak durum böyle böyle Turan aradı böyle böyle dedi. Tamam anne dedi o zaman dedi inandı geldi döndü biz ben kalmak istiyorum Emrah'tan gitmek istemiyorum dedi. Gitti. Gitti. Siz... Gittik Nazilli garajın orta yerde yolun ortasında kaldı. Bu diyor anne diyor Emrah'ın yol parası yok diyor. Ne olursun yol parasını i̇şte verelim hala daha salak gibi. Ya, yol parasını da sen kadar, verdin. Sabah kadar garaj vermedim, durmuş. Vermedim. Akrabalarım var oldu. Takip ediyorlar sabah kadar garaj durmuş. Sabah Turan arıyor. Turan yol parası gönderiyor. Öyle gidiyor bu. Bunun bir lira parası yok. Bir sakız alacak peki parası yok. Peki siz Emrah'ı ilk tanıdığınızda parası var olarak mı düşünüyordunuz? Önce öyle düşün. Bunu öyle kandırıyor evet, buna. Öyle benim diyor. Haberim yok. Sürekli işte babamı şu kadar miras bıraktı. İşte ben İstanbul Büyükşehir Belediyesi şu araba, işi ev. Şu kadar çalışanım var. Tamam. Abisinin boş evin ver. Abisinin arabasını bile kendi arabam dedi bana. Bir marka arabası var. Abisine sordum dedim ki abi. Bu da 5 yaşındaki çocuk dedi, gibi her şeye inanıyor. Emrah dedim böyle çocuk. Böyle dedi. Arabası var mı? Yok dedi o benim arabam dedi adam yani bana. Yani Ayşenur sen aslında her şeye inandın. Evet, evet benim en büyük suçum inanıp güvenmek. Evet. Çünkü çok manipülatör ya. Gerçekten çok manipülatör. Ya beni o kadar dövdü etti iki tane tokat attım diyor ya. Ya bir insan bu kadar karaktersiz öyle bir şey olamaz. Benim evimde benim çocuğumu dövdü. Geldi bir de bu da. Madem çok adamdı, niye karısını o kadar borca soktu? Bir dakika niye şimdi, tamam bıraktı? Şimdi reklama tamam. Gideceğiz ama dönüşte çok büyük bir sürpriz varmış. Getirsin sürprizi, ne sürprizi? Neymiş bu sürpriz bakalım. Bilmiyorum ben de. Kısa bir aradan bizimle sonra. Bizimle ilgili. Vallahi bugün çok hararetli bir gün geçirdik. Evet. Vicdan Hanım siz gelmeden evet. De önce Ayşe Hanım biliyorsunuz böyle bir karı koca kavgası. Hiç kimse birbirini dinlemiyor, herkes birbirine evet. Saldırıyor. Yani dinlemek ne kadar zor geliyor evet. Bize değil mi? Evet. Biz sizi çağırdık, sizi dinleyelim. Hani en azından sizin konuştuklarınızı dinleyelim evet. Diye. Siz de dinleyemedik. 6 aydır ben onun yalanını dinledim. Biraz o beni dinlesin şurada ya yarım saat.